Mustafa Nihat Yükselir, sahibinden paralel algı operasyonu. Her gün yeni bir algı operasyonu ile karşımıza çıkan paralel yapı bizi şaşırtmaya devam ediyor insanların inançlarını istismar ederek oluşturdukları siyasi, ekonomik yapıyla devletin her kurumuna sızan paralel yapı adeta güç zehirlenmesi yaşayarak darbe girişiminde bulunduğu günden beri her yaptıkları algı operasyonlarıyla bizi şaşırtmayı beceriyor. Adeta profesyonel bir algı operasyon merkezi gibi çalışan paralel yapı her tür güncel olayı büyük bir titizlikle takip edip kullanmaya değer ne bulurlarsa kullandılar. Bir yandan emirlerindeki medya bir yandan da sosyal medya için oluşturdukları operasyon ekipleriyle bütün güncel gelişmeleri devirmeyi hedefledikleri hükümet ve devlete karşı amaçları doğrultusunda kullandılar. Giresun'un fındığı, Malatya'nın kayısısının yedi donu, düşen şimşekleri yaşanan selleri, depremleri, oluşan kuraklığı, Soma faciasını ve daha oluşan güncel ne olumsuzluk varsa hepsini büyük bir titizlikle planlayarak darbe sonrası algı operasyonu için kullandılar. İslam dinine ait ne varsa, peygamber dahil her unsuru insanların inançlarını sömürerek oper asyonları için kullandılar. Peygamberi bir kamyona bindirdiler. Bir emniyete nezarete getirdiler. Bir tweet atma talimatı verdirdiler. Kendilerini aklamak için kutsal ne varsa hepsini kullandılar. Medyada çöreklenmiş tetikçilerinin yönettikleri sahte sosyal medya hesapları üzerinde şantaj maksatlı üretilmiş sahte ses kayıtları ve görüntüleri servis ederek köşe yazılarıyla yalan haberlerle ürettikleri bu montaj malzemeleri üzerinden operasyonlar yaptılar. Emniyet, yargı, maliye ve diğer sızdıkları kamu kurumlarında bulundukları makamları, yetkileri, şantaj malzemesi olarak kullanıp iş dünyası, sivil toplum örgütleri üzerinden operasyonlar yaptılar. Devleti ve hükümeti itibarsızlaştırmak için yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliğine girerek yasa dışı yollarla elde ettikleri devlet sırlarını bu yabancı istihbarat örgütlerine servis ederek yurt dışında ülke aleyhine bir algı oluşturmak için operasyon yaptılar. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yabancı dillerde yayın yapan organlarıyla bu ihanet operasyonlarını yaymaya çalıştılar. Bütün bu operasyonları devlete karşı darbe yapmak için gerçekleştirebilmeleri için ciddi bir finans kaynaklarının olması gerekirdi. Finans kaynakları paralel yapının emrindeki çeşitli ticari kurumlar ve sivil toplum kuruluşları üzerinden topladıkları himmetlerdi. Gerek kandırılarak gönüllü, gerek şantaj ve tehditle toplanan bu himmet şirketler sayesinde hiçbir finansal sıkıntı çekmeden her türlü operasyonu yapıyorlardı. Hala paralel yapı emrindeki ticari kurumlarla adeta büyük bir holding yapısında çalışıyor. Medyadan finansa, inşaattan gıdaya birçok alanda ticari faaliyet yürütüyorlar. Darbe girişimiyle deşifre olan paralel yapı kesilen himmet muslukları yüzünden zor günler geçiriyor. Bazen dini duyguları istismar ederek, kandırarak ama çoğunlukla tehditlerle toplanan himmetlerle finanse ettikleri kurumları tel tel dökülmeye başladı. Paralel yapının emrinde olan bir bankaları da finansal sorunlar yaşayınca paralel yapı bankayı kurtarmak için devlete her türlü yalan ve iftiraya atmak dahil tüm yolları denedi eskisi gibi para toplayıp bankanın yaşadığı finansal sıkıntısını gidermek istediler ama bir türlü başarılı olamadılar. Profesyonel algı operasyonları yapan paralel yapı bankaya para toplamak için öyle bir algı operasyonuna imza attı ki Adeta şeytanın aklına gelmez türdendi. Paralel örgüt sahibinden.com sitesinde banka için arabamı satıyorum, banka için satılık araba, parasını bankaya yatırmak için acil satılık türünden ilanlarla akıl almaz bir algı çalışması yürüttü. Direkt olarak bankaya yardım edin diyemeyen paralel örgüt, sistemli şekilde organize ettiği site üyeleriyle birlikte banka hakkında algı oluşturmaya çalıştı. Adeta paralelcilerin yaptığı sahibinden paralel algı operasyonu gibi oldu. Her zaman olduğu gibi söz konusu sitede yapılan bu algı çalışmasını paralel medyada haberleştirdi. Bankayı kurtarmak adına insanlara evlerini, arabalarını satma konusunda üstü kapalı çağrıda bulunan paralel medya Anadolu insanından fedakarlık destanı başlığını attığı haberde algı operasyonu için eşi benzeri görülmemiş seferberlik ifadesini kullandı. Evet, ücretsiz ilan sitesini bile algı operasyonu için kullanıp bugüne kadar cebindeki parasını aldıkları inançlı insanları yine kandırıp paralarını çalıştırdılar. Şunu bilmemiz lazım. Şeytanın aklına gelmeyen paralelcilerin aklına gelir. Onlar şeytana bile pabucunu ters giydirir. Mustafa Nihat Yükselir, Star.